İzmir Barosu önünden herkese merhaba. Uzun bir gün oldu. Bugün yaşanan gelişmeleri size tane tane anlatmaya çalışacağım. Saat 7'de İzmir Barosu baro önünden Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden bir yürüyüş yapacaklarını açıkladı. Yürüyüş Erbil Süveli'nin önünde son bulacaktı ve bir platform kurulmuştu. Fakat polis bugün yürüyüşe izin verilmedi. İzmir Barosu'nun önü 3 farklı noktadan kuşatıldı. Baro başkanı ve polis ve baro yönetimi polis mensuplarıyla yapılan görüşmelerin ardından polis yürüyüşe izin verilemeyeceğini, evet şu an polis beyler bize de bakıyor, izin verilemeyeceğini aktardılar. Baro ise yürümekte kararlı olduğunu, bunun hukuki bir hakları olduğunu aktardı. Peki ondan sonra neler yaşandı? Kısa bir arbede anı yaşandı. Arbede anında oradaydım, tanık oldum. Şöyle ki İzmir Barosu'na mensup bir avukat polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Baro avukatlarının da müdahalesiyle bundan vazgeçildi. Ardından baro başkanı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir açıklama yaptı. Barışçıl bir eylem olarak bunu sürdüreceklerini kaydetti. Bu sırada hemen hemen yarım saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan çoklu baro sistemini meclise getirileceğini söyledi. Bu sırada burada direniş sürüyordu. Polis olduğu 3 farklı noktada bulunmayı sürdürdü. Baro başkanı bu kez baro önünden Özgür Kürsü'den bir açıklama yaptı. Baro önündeki oturma eylemini bu akşam 11'e kadar sürdüreceklerini kaydetti. Saatler şu an itibariyle 22.00. Saat 23'e kadar bu açıklama, bu oturma eylemi sürecek. Sonrasında yarın bu eylemin oturma eyleminin devam edeceği açıklanmış. Nasıl? Sizi çekmiyorum, kendimi çekiyorum. Tamam, tamam. Gel bak. Ama buradayım. İleri çek. Ya yayın yapıyorum. Ama yayınımı böldürün. Siz bekleyin burada, ben yayın yapıyorum. Arkadaşım ileri gelmişsin. Ben kim çektiğini bilmiyorum. Bakın görebiliyor. Burada beklerse. Döndürürüm. Ben gittim sonra döndürürsün arkadaşım. Ben beklemem ben. Bir kişi beklesin. Hayır, ben ne diyeyim, bak söyleyeyim. Hayır ama beklemesin yani. Ben yayın yapıyorum. İleride dur arkadaşım. Ama işimi yapıyorum. İleride dur arkadaşım. Hocam yanlış anlaşılıyor. Sen belki niyetin farkında. Yanlış anlaşılıyor. Yanlış anlaşılıyor. İşimi yapıyorum ben. Ben işimi yapıyorum. Ben işimi yapmaya çalışıyorum. Sıkma sizin gibi. Beyefendi çekiyorum bana. Tamam. Bakın hala ön kamera. Tamam. Hala ön kamera. Tamam. Bir kişi madem o kadar şey. Hayır, görüntü oluyordu ya. Hayır, bakın hala ön kamera beyefendi. Bilemedim. Bir kişi daha burada. Madem bu kadar şey. Haber yok. Madem şey, bir kişi, tamam ben yayınıma devam etmek istiyorum. Bir kişi oldu, alalım. Barikatı orada, gitsin buradayız. Ya tamam hocam. Siz böyle... Lütfen, ben işimi yapmak istiyorum. Ne oldu? Ya yayın yapıyorum. Ne oluyor, bir dakika. Ya yayın yapıyorum, yayınımı konuşuyorum. Hayır, bizim arkadaşları çekiyor musunuz böyle? Hayır, kendimi çekiyorum onları. Tamam, tamam, özür dilerim. Biz öyle anlaşıyoruz. Tamam, anlatayım, size anlatayım. Siz anlatın, siz dinliyorsunuz. Yok, bir saniye, siz dinliyorsunuz, size anlatayım. Tamam. Geldi bir arkadaşınız da baktı, kontrol etti acaba neyi çekiyor diye. Gördü. Gördü kendimi çekti. Ben kimseyi çekmiyorum. Benim işim gazetecilik. Ben gazetecilik yapıyorum. Başka bir şey yapmadım. Ben lütfen yayınıma devam etmek istiyorum şu an. Tamam, devam. Teşekkür ederim. Çok yaklaşma. Ben buradayım zaten. Beyefendi geldi. Ben buradayım. Beyefendi geldi.
Tamam. Kendimi çekiyorum, yayına devam edeceğim. Yayına devam edeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yayınım sürüyor. Ben yayınıma devam edeceğim. Arkadaşlar, burada toplanmayalım. Ben yayınıma devam edeceğim. Olay olmuş gibi oluyor ya. Ben yayınıma devam edeceğim. Tamam, sen devam et ama arkadaşların da canını sıkmayacak şekilde. Ben kimsenin canını sıkmıyorum. Kimseyi çekmiyorum. Sen rahatlıkla gezeyle toza yap. Ben geze toza yayın yapıyorum. Ah, ne lazım ya? İkmi çıkar. Evet, gördüğünüz gibi polis alanın içine girdi. Yayına da karıştı. Şu an kendilerini çektiğimi düşünüyorlar. Ama yayını ben buradan kendimi çekerek sürüyorum. Onları da ifade ettim. Şimdi en son kaldığımız nokta saat 11'de buradaki oturma eylemi sona erecek. Ardından yarın bir eylem, yarından itibaren eylem devam edecek. Baro Başkanı çoklu baro teklifi geri çekilene kadar oturma eylemini sürdüreceklerini kaydetti. Bunu söylemişken baro başkanı yarın sabah saatlerinde Ankara'ya gidecek ve diğer baro başkanlarıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Benim burada konuştuğum baro mensupları, baro kaynakları şunu söylüyor. Yarın öğlen saatlerinde bu toplam, bu kalabalık, avukatlardan oluşan kalabalık İzmir Barosu üyeleri adliyede yine bir araya gelecek. Bir açıklama yapmaları bekleniyor. Resmi bir açıklama yok ama bu şekilde olması bekleniyor. İş çıkışı saatinde de avukatların, diğer kesimlerden insanların iş çıkışı saatinde de yine İzmir Barosu önünde bir araya gelerek oturma eylemini sürdürmeleri bekleniyor. Benim buradan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Polis mensupları da şu an barikatlarını aşmış durumdalar. Sebebi sanırım bizim yayınımız. Neyse çok fazla uzatmanın da bir alemi yok. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi akşamlar. Bizi izlemeye devam edin.